Sıradaki maç 71 kilogram maçı. Mavi köşe. Ülkesi Fas. Lakabı Martu. Ve o güçlü alkışlarınız Bekri Farid için geliyor. Kırmızı köşede ülkesi Türkiye, lakabı Kafkas Kartalı ve o güçlü alkışlarınız Erkan Varol. Mavi köşe Bekri Farid, yaş 27, kilo 70, boy 1.83, 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet. Kırmızı köşe Erkan Varol, memleketi Iğdır, yaş 34, kilo 71, boy 1.70. 87 maçta 71 galibiyet, 16 mağlubiyet. Maçın hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Salih Demirdelen. Tokat, maç başlıyor. Değerli seyirciler, nefis bir müsabakanın başlamasına çok az kaldı. Her maçın anonsunu böyle yapıyorum ama inanın bu bir riyakarlık değil. Ben bu kickboksçuların çok büyük bir bölümünü tanıyorum. Mesela şu anda görüntüde Erkan'ın en azından 6-7 yıldan beri maçlarını anlatıyorum. Lakabı Kafkas Kartalı,
son derece dövüşken bir boksördür ve son derece iyi niyetlidir, temiz bir çocuktur, onu hemen söyleyelim. Biraz daha hafif sikletlerde dövüşüyordu, biraz kilo almış ve hakem Salih Demirdelen başlama işaretini verdi ve kickbox başladı. Çok hızlı geliyor Faslı rakibi. Faslılar da bu işi çok iyi yaparlar, onu hemen söyleyeyim. Çok değerli kickboxçular vardır Faslılarda. Bakın adam makine gibi. Bizim Kafkas Kartalı bunu nasıl gagalayacak bilemiyorum. Çok hızlı bir adam. Evet. Şu ana kadar her hareketi gördük ama iyi kapanıyor Erkan. İyi defans yapıyor. Bakalım şimdi onun biraz enerjisini alsın. Ondan sonra yavaş yavaş Erkan'ın da çünkü dövüşken bir boksördür Erkan. Onu da yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ama çok iyi bir kickboksçu. Yanında yine Türkiye Kickboks Federasyonu'ndan Erdin Aygün var. Onunla birlikte bu maçta görevdeyiz değerli seyirciler. Erdin'cim nasıl görüyorsun? İlk müsabakanın bu ilk raundunda gördüğümüz bu ateşi ümit ederim ki 3 round boyunca göreceğiz. Erkan iyi hazırlanmış, biraz kilo almış olmasına rağmen çok güzel bir sabır da harika, bravo Erkan. Haydi Erkan, heyecan verici. Heyecan verici. İşte Erkan böyledir. Evet. Aman dikkat. Nerede seringin bir sıra çıkacak. Dağıtıverdi, birdenbire moralini bozdu. Çünkü pasta rakibi çok hızlı girmişti oyuna. Gecenin maçı oluyor, evet. Evet, Bekri Farid çok hareketli bir kickboksçu fakat Erkan da öyle kolay bırakan adam değildir yani. Dövüşken bak nasıl vurdu. Harika bir sol. Haydi Erkan. Haydi Erkan. Önce bir sol direkli aç, arkasından sağ kroşeyi yap bakayım. Her zamanki klasik oyunudur onun. Her zamanki klasik oyunu, dönerek de iyi tekme atar. Ama biraz kilo almış. Bizim Headhunter'a benzetirim bazen ben onu. Headhunter, evet, evet. Papua Yeni Gineli. Çok eski yıllardan sizlere. İşte bu hareketleri Headhunter yapardı. Havada dönerek topuğunu rakibinin tam çenesine indirir. Spinning Roundhouse dediğimiz hareketiyle maçı ya knockout kaldırdı ya da puanla kazanırdı. Hatırlarsın herhalde. Onu da almış olduk, evet. Onu da almış olduk. Ve bu arada güzel harika. İki büklüm. Bravo Erkan. Salon çıldırdı salon. Salon Erkan. Aslı çok fena bir kontra aldı. Evet. Biz Headhunter dediğimiz anda Headhunter olarak ben Headhunter dediğim dedi Erkan. Ve harika bir zaferle maçı kazandı. Şimdi bakın tekrar Teoman'dan rica edelim. Hemen bu güzel hareketi tekrar Headhunter dedik. İşte burada Erkan geliyor, dönerek vuruyor ve daha dolmadı. Evet, şimdi sağ sol. Bir sağ, aşağıdan şimdi, bir miydi, iki miydi? Tabii üst üste, evet. Soluyla birlikte. Şimdi buradan kastı bıraktı rakibini. Evet, kastı bıraktı. Tam. Yani tam mide de değil, iki karaciğer üst üste. Aynen öyle. Tam evet. Sol iki karaciğer, evet. Hep söylerim. Karaciğere böyle vurduğunuz anda kasılır kalır. Bakınız incecik adam. Ona rağmen karaciğer. Hassas bir organ. O kadar güzel vurdu ki tebrikler. Tebrikler Erkan. Tecrübe. Şimdi konuştu. Çok hoşuma gitti. Evet değerli seyirciler. Sezar'ın meşhur bir lafı vardır. Veni, Vidi, Vinci. Romalılar olarak bunu söylemiştir. Tokat'ın Zile ilçesine geliyor. Orada zafer kazanıyor. Geldim, gördüm, yendim diyor. Ve bizim Kafkas Kartalı da buraya geldi. Tokat'a ben yendim diyor. Evet. Erdin. Biraz maçı yorumla. Sonra senden Türkiye'deki kickboksla ilgili bazı ufak bilgiler rica edeceğim. Evet, şimdi Erkan'ı daha önceki müsabakalarda da görmüştük. Profesyonel olarak faaliyetini sürdürüyor. Hala formda olduğunu bu müsabakalarda da göstermiş oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Evet. Şimdi
Hani burada Erkan'ın başarısıyla birlikte Türkiye'de yetişen birçok böyle profesyonel sporcu var. Önde gelen bu şampiyon sporcularımızı örnek alarak spor salonlarında kickbox yapan sporcular bizim gücümüzü daha çok geliştiriyor. Önümüzdeki hafta izniniz olursa faaliyetlerimizden söz etmek isterim. Biraz federasyonu. Erkan konuşuyor, biraz Erkan'ı tamam, dinleyelim. Bu büyük seferinden sonra yine bize bazı bilgiler verirsin. Ardahan Üniversitesi'ne Ramazan Korkmaz, Gürkan Zülaloğlu Ardahan'dan teşekkür ediyorum buradan. Reşit Aydın hocama, Konya'da Ayhan Bezi Cenci abime, Tempo Spor'a teşekkür ediyorum. Buradan evet. Bana destek şimdi federasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında değişik faaliyetler söz konusu. Bu faaliyetlerden konu başlıkları itibariyle bahsetmek isterim. Federasyonumuz 2016 yılında çok aktif bir yıl geçirecek. Önümüzdeki hafta Eskişehir'de profesyonel kickboksun Türkiye şampiyonası yapılacak. Cumartesi ve pazar günü Eskişehir'deyiz. Tüm Türkiye olarak bütün profesyonel spor yapanlar. Daha sonrasında üniversiteler arası şampiyonamız var. Daha sonra uluslararası müsabakalar olmak üzere 7 Nisan ile 10 Nisan arasında Antalya'da bir müsabaka yapıyoruz ki bu çok önemli. Turkish Open ilk kez ülkemizde yapılıyor. Uluslararası kickbox şampiyonası Kepez Antalya'da gerçekleşecek. Evet. Point fighting, light contact, kick light ve low kick olmak üzere yapılacak. Bir de Avrupa şampiyonamız var bizim Ekim ayında. Onu da ülkemize gerçekleştireceğiz ki bu çok önemli bir haber. Bütün sporcuların hazırlanmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Erdin Agün. Çok teşekkürler ve değerli seyirciler, hemen reklamlardayız. Sakın ayrılmayın. Muazzam bir müsabaka daha var. Gecenin son maçı.